Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in Bakanlar Konseyi toplantısı başladı. İki gün sürecek toplantıya İtalya'nın Milano kenti ev sahipliği yapıyor. AGİT toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor. Toplantıda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için kendilerine 60 gün süre vermesini değerlendirdi. Lavrov, NATO'nun umarsızca genişlemesi, ittifakın Doğu Karadağ'da denilen bölgedeki varlığını artırması, Avrupa'ya Amerika Birleşik Devletleri füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması, uydurma gerekçelerle gayrimeşru yaptırımlar uygulanması, Avrupa Atlantik bölgesinde güven krizine yol açtı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin INF'yi gömme girişimi nedeniyle söz konusu bölgede yeni riskler doğduğunun altını çizen Lavrov, Rusya'nın başını çektiği kolektif güvenlik anlaşması örgütüne üye ülkelerin bu nedenle bugün bir özel açıklama kabul ettiğini ve bunun AGİT belgesi olarak dağıtıldığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki darbeye verdiği desteğe de dikkat çeken Lavrov, üstünlük kurmayı amaçlayan bir grup ülkenin şantaj, baskı, tehdit yöntemine başvurduğunu, içişlerine yönelik kaba müdahalelerden kaçınmadığını kaydederek Ukrayna'daki devlet darbesinin desteklenmesi ve Makedonya'ya uygulanan benzeri görülmemiş baskı bunun en açık kanıtı diye konuştu. Равно как и выполнение решения лидеров Нормандской четвёрки упорно саботирует Киев.